Yeah, 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 yeah. Check it out, yeah, yeah. Alright, them shit show, shit show. Oh, shit show. Hadi katıl sen de görünce doy. Shit show, shit show. Wow, shit show. İzle sen de kahkaya doy. Bebeğim, oh yeah. Check it, check it, check it. Oh, oh, oh. Shit show bebeğim, oh yeah. İşte geldi, oh, oh. Bakın, 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 bakın. Bana bakın oradaki köpüş olduğunu bilen insanlar. Seni özledim, sen bana azdın mı bana? Bu haftanın reçetesini veriyorum. Hemen yazın çünkü çok vaktimiz yok. Hemen yazmanız lazım, seçime kaldı biri. Bu haftanın reçetesi şöyle. Arkadaşlar artık kampanyamız son raddeye geldi. Son iki kampanyamız erken boşalmaya son. Tek erken gelecek şey adayınız. Yani ben Kemal. Geliyorum. Geliyorum şimdi. Hayır hayır, o gelmiyor. Hadi başlayalım. Ah, bismillah. Kaldığımız yerden dramaya devam ediyoruz. Bunlar avro. 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 Ben hakkımı paramla ödedim. O da bedeniyle ödedi. Ödeştik. Hoca, bir şey söyleyebilir miyim abicim? Kadın hakaret ediyor, bamya diyor ya, yatak odasına. Hoca tamam, matyatı konuştu, bamya nedir ya? Mağduru suçlama, bamyayı suçlama. Tek kere bozdu. Mede ten yok. Arkadaşlar her neyse, bu korkunç shit show'a şöyle bir sona erdiriyorum. Geçen hafta ve izlediklerimiz ve bu şu an duyduklarımızdan sonra barıştılar. What the fuck is this shit? Papatya falan da bir koral koydum. Bu nasıl bir karaktersizlik lan? Neler söylediler birbirlerine? Deccal başka bir deccale söylemez bunu. Ben Cumhurbaşkanımdan bu kadar hakaret duymadım. Nasıl bu kadar birbirlerine bu kadar şeyi söylem? Yan götün acımayan kendisine acımaz. Yok bamya, yok şöylesin, yok parayla satın aldım seni. Yok bilmem nesin, yok. Ay neler, bunlar hiçbir şey. Aa, iğrenç ya. Hadi bakalım. Bir psikologdan duymanızı isteyeceğiniz şeyler. Depresyonda olduğunuzu nasıl anlayabileceğinizden bahsedeceğim. Depresyon tanısı için bu 9 belirtiden en az 5'ini gösteriyor olmanız gerekir. 1. Sürekli olarak moral bozukluğu ya da umutsuzluk hissi. Tamam, var. Bir şeyler yapmaya karşı çok az ilgi duymak ya da yapılan şeylerden hiç zevk almamak. 2. Devam. 3. Uyku düzeninizde belirgin bir değişim. 3. Aa yok, değişim yok. Ben 18 yaşından beri sabaha kadar oturup akşama kadar yatıyorum ama tamam. 4. İştah ve kiloda değişiklikler olabilir. 4. Normalden daha... İştah ve kiloda değişiklikler hep olabilir. Neyse, fazla tamam. Fazla veya daha az yiyor olabilirsiniz. Yorgunluk ve enerji kaybı. Günlük işler 5. bile çok yorucu geliyor olabilir. 6. 5. Hareketlerde 6. yoğun bir artış ya da oldukça yavaşlama. 7. 6. Zayıf konsantrasyon veya karar vermede güçlük. En küçük günlük 7. kararları bile vermekte zorlanabilirsiniz. 8. Normalde üzerine düşünseniz bu kadar yoğun hissetmeyeceğiniz şeyler hakkında. Asla. Değersizlik ve aşırı suçluluk duyguları. Aynen öyle. Bu çok var bende. Aa. 8 çok var bende. Şu son dönemlerde normalde sikime takmayacağım insanları, umursamayacağım ufacık şeyleri, aman hiç düşünmeyeceğim, aklımdan bile geçmeyecek şeyleri çok fazla takıp 2-3 gün bunun kafasını bunalıyorum, komple teorileri üretiyorum. Güzel. Google'dan iyi bulmuş depresyon belirtilerini. Kulaklık kolay değil. Tamam. Var, bayağıdır var. Tamam. 10'da 9 yaptım. Demek ki depresyonda değilim. Allah Allah. Bu haftaların en az 2 hafta boyunca, mesela 1 senedir falan devam ediyorsa... El lugar con el tacto de una flor y la música del mar. Cuánto nada cuesta tanto como tener el... Kıpet! Kıpettim hemen yanlışlıkla. Bu ne lan? Sana emin olsun. Ağzından da sıçacağım. Ulan bu evleri nasıl buluyorsun? Bu ne oğlum? Bu ne lan? Keşfetteki o kitletme videosu. Hiç korkma, korkma. Evet, hazırsak. Tamam. Evet, rahatsız. Acımayacak. Başlıyorum. Evet, bu hiç acımayacak, hissetmeyeceksin. Evet, onu da yaptıktan sonra bir de böyle hani eserine bakması böyle şak. Yapıyorlar ya. Çok, başlıyoruz. Çok iyi içerik ya. Nasıl? Çok iyi içerik, helal olsun. Helal olsun kardeşim. Fenerli Bahçeli bir de, helal olsun. Bir şey sormam gerekiyor. Niye dul kadın görünce ağzının suyu akıyor? Yani bende azma yok öyle bir, ben genelde azıyorum ama. Bir şey soracağım. Şu canlı yayınlara gidip evli misin, dul musun diye soran evli erkeklere sesleniyorum. Sizin niye ağzınızın şelleği akıyor? Şelleği. Yeni bir şey öğrendik chat. Yeni bir şey öğrendik arkadaşlar, köpüşler.
Shelley. Arkadaşlar yorumlara, YouTube'daki yorumlara, bu bölümü beğendiyseniz Shelley'niz ne kadar aktı? Ne durumda Shelley'niz? Shelley'leriniz bana coşuyor mu? Lütfen onları yazın. Bazı porno filmlerinde kadınlar fışkırarak orgazm oluyorlar. Bunu ırmak mı attı? Dürüst ol. Evet diyor. Tebrik ediyoruz. Dürüst. Bu uygulamanın tekniğini anlatır mısınız? Gerçekten harika bir soru. Siz harika bir soru mu uygulamanın tekniği? Sormasanız zaten ben buna açıkçası ayrı bir video çekip anlatacaktım. Tabii. Bu fışkırarak kadın orgazmını yaşayabilir. Yalandır. Çok nadiren olur. Pornolardaki sunidir, idrardır. Devam. Securing diyoruz biz buna yani. Securing? Yalan değildir, nadirdir. Biliyorum, şahit olmuşluğum var uzaktan. İyi. Eskiden böyle anılarımı anlatırdım, artık anlatamıyorum. Oluyor ama olmadı diye de ay ben işte orgazm alamadım, yok partnerim orgazm edemiyorum gibi gerginliklere girmeyin. Yani kadın da erkek gibi bir boşaltım gerçekleşmiyor. Arkadaşlar böyle video atıyorsunuz, üzerine konuşuyorum. Ne yapsaydım yani başka yayıncılar gibi yalandan. Sikörting mi amma? Ne kadar ayıp, senin ananı sikeyim şimdi chatteki. Bunu mu yapsaydım? Hani küfür serbest, bunları konuşmak mı tabu yani? Bakıldığında pek çok araştırmada aslında bunun bir orgazm değil, ilişki sırasında gelen bir idrar sıvısı olduğu ortaya. İzlemiş mi? Denemiş lan nenesi. Cumhurbaşkanı olsaydım ne giyerdim? Böyle mi? Ben böyle giyinen cumhurbaşkanı istiyorum, yeter artık. Ben böyle giyinen cumhurbaşkanı istiyorum. Abla ayaklar halis mi ya? Niye baktım bilmiyorum. Ayakkabılar dikkatimi çekti. O nasıl? Yarısı boş o ayakkabının demek ki, burada bitiyorsa. Ya hayır Dofi, öyle bir şey yok lan. Ayağa coştuğum için bakmadım. Hanımefendi bu kadar düzgün güzel, ben gideceğim ayağa mı bakacağım burada? Senin gibi öz düşmanı mıyım ben? Hayır. Burada kötü bak, parmaklar dışarıda gözüküyor. Ya beni o kadar sapıttırdınız ki arkadaşlar. Bakın benim aklıma öyle şeyler soktunuz ki. Geçenlerde Bakırköy Yeraltı Çarşısı'na gittim yengenizle. Ve yengenize bir topuklu alacağız. Oturdu, ayakkabı denetmek için adam da böyle eğildi. Dedim dur! Ne münasebet. Biz o kadar oynamıyoruz. Ve adam anladı lan. Şöyle yaptı, sonra abi siz deneyin, denetin isterseniz dedi. Yemin ederim ayağı bu hale getirdiniz. Ayakkabıcılara kadar düşmüş bir sapıklık. Ve denettim ve böyle şey yapıyorum. Vuruyor mu? Vuruyor mu? Yapıyor mu? Ya şaka değil, bu gerçekten yaşandı ya. Ya neredeyse arkasını dönecek herif. Ben bakmıyorum falan. Ayakkabıcı işte ya. Ne var önce ayakkabıyı yalayıp giydirdiysem. İyi girsin diye yaptım. Yakışmış. Yakışmış ama bunu giydirmezler cumhurbaşkanına. Hello Kitty falan var galiba orada. Bu ne lan? Hayır bu olmaz ablacığım. Bu nerenin düşesi? Falan. Ya tövbeler olsun, sen bütün ülkenin aklını nasıl karıştırabilirsin? He? Çabuk aday ol. Aha geldik. Ben neden benim çok tabiatım? Ya S'leri söyleyememek çok enteresan. Ten-te-den-te-di-tot-te-di-otom. Her şeyi söyleyebiliyoruz, S'leri söyleyemiyor. Ben neden benim çok tabiatım? Güzel olduğunuz için mi? Hayır. Peki zengin olduğum için mi? Hayır. Ne alakası var? Peki neden bu kadar tabiatım? Allah emretti, kalp itaat etti. Peki beni tabiatım için hiç pişman olacak mısın? Evet, olacağım. Neden? Keşke seni daha önce görüp daha çok sevseydim. Ya, sapsik. Ayakları da yere değmiyor. Bu kız para kazanıyordur inşallah bu tarz videolardan. Çünkü artık hani shit show'da da olsak açık açık söyleyelim. Bedensel durumu yüzünden ünlü oldu. Buradaki olay oradaki büyük bireyin küçük boylu maalesef bedensel bir duruma olan hanımefendiyle aşk yaşamasının komik olması gibi bir kötü bir mizah var aslında orada. Umarım para kazanıyordur yani. Videoda doğum günü kutlamasına 500 TL alıyor. Ha siktir lan o zaman. Ne duyar kasacağım lan senden? Ben burada bedavaya kutluyorum, 5 lira atıyor, diyor ki abi diyor sevgilim Rıza'nın diyor doğum günü diyor Rıza ama diyor Rıza ismi Rıza ama diyor Rıza diyor ama kız ama diyor. Ben de kutluyorum burada keriz gibi. Gel oğlan gel diyor. Efendim artık iyice sapıttın. Her videoda da saçının rengi değişiyor, bu ne? Pink Jail'in. Arkadaşına yürüme taktiği ayıptır artık. Arkadaşına yürüme taktiği. Arkadaşına. Sürekli çevresinde olacaksın. Ne derdi varsa hep sen bileceksin. Tabii bu süreçte o kanka demek yok. Hesap sormak falan asla. Olay bir ses tonunu değiştir ona karşı. Mesela nasılsın değil, nasılsın. İki onu kıskan ve... Sapık gibi yani öyle mi? Nasılsın? Lan nasılsın değil, nasılsın. İki onu kıskan ve sahiplen. Ve üç onu kıskandır. Sonra seni sinir et... Arkadaşın lan o senin. Bilmek için yaptım, aslında senden hoşlanıyorum de. Bingo. Abi 3 farklı kız. Arkadaşlar bu nasıl saç rengidir? 3 farklı kız çıktı karşıma aynısı. Versiyonları var. Evreni var evreni.
Kız arkadaşı ne yapmaya çalışıyor ya? Dosyamı yere düşürdü. Abim özür dilerim. Kusura bakma. Kız söylesin. Kızım, kızım böyle böyle silah sıkıyor yap söyle. Kaçırılıyorum diye bağır. Bu demek miymiş? Bilelim sokakta görünce ama belki manyak böyle el işareti yapıyor, böyle böyle yapıyor zannederim. Nasıl anlayacağız onu? Hey beyefendi. Buyurun. Hayır o demek değil mi? Neye göre diyor o zaman onu? Soru ne? Benim dakikam bitti de sizin telefonunuzdan birini arayabilir miyim? Benimse. Ben telefonunu arayabilirsiniz beyefendi. Sağ olun beyefendi. Fingering diyor. Niye kaçtın salak? Senin telefon, al telefonu git. Sadece 112'yi gösterince kaçıyorsa kendi telefonuna da gösterebilirdi. Kardeşim iyi misin? O adam senden ne istiyordu? İyiyim abi. Allah razı olsun. Siz olmasaydınız bana zarar verecekti. Evet de kızım buradan ne anlayacağız ya? Tamam bacım korkma. Artık güvendesin. Evin neredeyse seni eve götüreyim. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Yeni kaçırıldım daha. Sana niye güveneyim amına? Baş parmağını avuç içine alıp diğer parmakları üstüne kapatıyorsun. Lan nasıl yapsın kız orada? Şu mu? Şu mu? Ama orada yapamaz onu. Ancak bunu yapabiliyor. Tek elinle. Ha şu. Tamam. Bu. Günaydın Cüt. Beni bu sabah geldi. Benden iyi yapamazsın. Aç izle videomu Duru. Dünyanın en iyi mini vlogunu çektim ben. Atar mısınız lütfen Reels'ımın linkini? Bundan hemen sonra izleyelim. Hadi bakalım. Kendime kiraz sapı çayı hazırladım. Yanında böyle bir yer fıstıklı bar yiyeceğim. Bir de tabak hazırlıyorum. Kruvasanın yanına çilek ve... Bu ne lan, vitamin mi kahvaltın senin? Hap koydu oraya. Bu nasıl kahvaltı lan? Bu ne? Çilek mi? Tövbeler olsun. Olur yenir, bunlar yiyeceğim şeyler. Ve muz koydum. Günlük vitamin takviyelerimi de içtim. Sanki bu koltuğun bir üst kılıfı olması gerekiyormuş gibi. Şimdi koltuğu toplayacağım. İçi bugün yapmam duruyor. Gereken şeyleri unutmamak için günlük planlayıcıma yazdım. Hadi bakalım. Çok meşgul. Hani işbirliği videosu çekmem lazımdı. 2-3 saat çekim yaptıktan sonra kendim... Şu an gördüğüm hiçbir şeyi tanımıyorum. Ne bunlar? Bu böyle bir meyve sanırım. Ama üstüne ne döküyor? Talaş mı? Kinoa pardon. Kinoa. Kinoa ne ki? Chia tavuğu. Türk olan hiçbir şey yemiyor bir kere. Kendime ara öğün hazırladım. İçine bal, yulaf, muz ve yoğurt koydum. Damatlık nasıl gidiyordur? Ne bu? Niye böyle bir tabak hazırlanıyor? Birazcık chia tohumu da ekledim. Bitirdikten sonra da birkaç saat edit yaptım. Şimdi bir tane kahve içtim. Pasta enerji depoluyor. Yanında çikolata yedim. Geldik. Bizden. Ve duşa giriyorum. Hani bakalım nerede bakalım o duş? Hani bakalım nereden anlayacağım ben senin duşa girdiğini? Belki sadece duş başlığını çektin. Şimdi oldu bakalım işe yarayacak mı? Tam yatacakken cipsle sushi üst katta bir bitki mi? Abi işte bak bu yüzden çocuk yapmıyorum ve kedi almıyorum eve. Bu nedir ya? Şimdi daha kalitelisiniz diye. Böyle yapılır Duru öğren. Günaydın. Bugün güzel uyandım. Bir baktım kedim Rıfat hemen de gelmiş bana günaydın diyor. Biraz gergo Muharremci'ye benziyor suratı ama olsun ben onu böyle seviyorum. Yüzümü yıkadıktan sonra sabah olumlamamı yaptım. Sen AKP'li değilsin. Sen asla AKP'li olmadın. Sonrasında iş yerime geldim. Birazdan maillerime bakacağım ve spam indirim maillerini sileceğim. Bir süre kettle izledim. Performansı 5 üzerinden 3. Kettle'ın da çok eski. Devamlılıkta sıkıntısı var ama senaryoyu... Dünden kalan sağlıklı yiyeceklerimi çöpe götürüyorum. Çiçeğimle günaydın konuşmamı yaptım. Bebeğim günaydın. Ona göre sularım seni, tamam? O canım benim. Hadi bakalım. Sabahları hep mi sağlıksız besleneceğim dedim ve bugün pizza söyledim. Sonrasında da tatlımı şimdi hemen yakıyorum. Mehmet Akif de bana eşlik ediyor. Günaydın Mehmet Akif. Biraz da günün olumlu haberlerine bakalım. Soğanın fiyatı 30 lira. Ben zaten soğan sevmem ki. Ben bir süre hayatın ne kadar pozitif olduğunu düşündüm. Ama Galatasaray o kadar puan kaybetmez ki ya. Siz de benim gibi böyle sağlıklı ve mutlu kalın. Görüşürüz. Televizyon yok. Televizyon yok. Televizyon yok soru işareti. Projeksiyon var ya oğlum görmedim. 4 tane televizyon boyutu o toplamda. Aha. Boss geldi. Efendim anne. Otobüse binip geleceğiz. Tamam. Çok özür dilerim. Benim ablam yanımdaydı da kısa boylu, siyah saçlı. Abla! İsmini hatırlıyor musun? İsmi
Hatırla aklına gelir, düşün. Pantol Halis mi ya? İsmi yok. Abla! Kardeşim, otobüs geldi, hadi gidelim. Ses kuştu.